Antalya'da düzenlenen ANFAŞ 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda ağızları tatlandıran standıyla yoğun ilgi gören Seymen'in standındayız şimdi. İşte bir asra yaklaşan geçmişiyle gıda sektörüne damgasını vurmayı başaran Seymen'in standından vizyon kameralarına yansıyanlar. Sevgili izleyenlerimiz, kahvaltıların değişmeyen lezzetleri Seymen'in standındayız. Seymen'in ticaret müdürü Sayın Fatih Uçar'la beraberiz. Fatih Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Fuara yine katıldınız Seymen olarak. Öncelikle fuar hakkındaki görüşlerinizi almak isterim. Biz Seymen olarak hiçbir fuarı kaçırmıyoruz. İstanbul'da olsun, Antalya'da olsun veya yurt dışında olsun hiç fuarı kaçırmıyoruz. Özellikle ANFAŞ'ı çok seviyoruz. Yaklaşık 17-18 yıldır ANFAŞ fuarına mütemadiyen devam ediyoruz. Bu sene fuar geçen senekinden daha iyi. Çünkü geçen sene hem pandemiden çıkılması hem kış şartlarının çok ağır olması nedeniyle biraz da zayıf geçmişti ama bu sene umduğumuzdan daha iyi geçiyor. Yoğunluk var değil mi? Evet, yoğunluk var. Daha iyi. Katılımcı sayısı da fazla. Ziyaretçi sayısı da fazla. Daha bilgili, daha tecrübeli kişiler katılıyor. Daha güzel oluyor. Yani otel sahipleri, restoranlar, sektöre hitap eden kişiler daha çok geliyor. Kendimizi ve ürünlerimizi burada anlatabiliyoruz. Bu da hoşumuza gidiyor bizim. Seymen çok köklü bir firma. Yeriniz nerede? Ne zaman kurulmuş? Seymen'in hikayesini sizden dinleyelim. Seymen aslında bir aile şirketi. Seymen Kardeşler diye geçiyor. Firmamızın unvanı da böyle geçiyor. Üç kardeşten rahmetli Mehmet Bey, İrfan Bey ve Cengiz Bey'in rahmetli üçü de rahmetli onların kurduğu bir şirket. 1938 yılında işte bakkallıktan toptancılığa, toptancılıktan imalata gidilen bir serüvenin içinde bulmuş kendisini. Seymen bir aile şirketi. Bahsettiğim gibi dededen torununa kalan ve üçüncü kuşağın şimdi işin başında olduğu bir şirket. Firmada ürün grupları da çok fazla. Yıllarca kalitesinden taviz vermemiş. En çok köklü olduğu ürünler işte tatlı grupları. Bunları da daha önce İskitler'deki fabrikadan şimdi daha modern bir fabrikaları olan yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alanda Sincan Organize'de üretim yapmaktayız. 3 tane fabrikamız var. Yaklaşık 300 tane çalışanımız var fabrikada. Bunların da hemen hemen 200 tanesi bayan. Ürün grubumuz çok fazla. Reçel, bal, tahin, pekmez, helva, fındık kreması, baharat, birçok ürün grubu var. Bunun yanında endüstriyel soslar da var. Seymen'i diğer reçelcilerden ayıran en önemli konu, biz tarladan sofraya kadar uzatıyoruz elimizi. Yani meyveyi donmuş fabrikalardan değil, biz direkt tarladan sapıyla alıyoruz. Sapını aldırıyoruz, yıkattırıyoruz. Yani reçelimize daha taze, kalitesini bildiğimiz ve bölgesini bildiğimiz ürünler alıyoruz. Bir kere biz çiftçinin ayağını biliyoruz. Tarladaki durumu biliyoruz. Ürünün kalitesini biliyoruz. Hangi köylü nasıl ekim yaptığını, nasıl topladığını. Çünkü biliyorsunuz sadece çilekle değil işte bugün vişnenin toplanmasında da kaliteye çok dikkat ediyoruz. Hangi bölge daha iyi toplar, hangisi daha iyi işçilik yapar. Biz bunlara da dikkat ediyoruz. Bugün sadece meyvede değil bugün balda da aynısını yapıyoruz. Balda direkt arı kovanlarının olduğu bölgelere gidiyoruz. Türkiye'nin her tarafında arı kovanları var. Türkiye bir arı cenneti, bal cenneti. Dünyada ikinci sıradayız. Bal için yekpare 10 bin metrekare fabrikamız var. Türkiye'nin tüm bölgelerinden, Trakya'dan Doğu Anadolu'nun illerine kadar birçok yerden bal alıyoruz. Kendi fabrikamızda akredite laboratuvarımız var. Analiz yapmadan katiyen kavanoza koymuyoruz. Analizden çıkmadan paketlemiyoruz. Yediğimini alıyoruz. Kaliteye çok dikkat ediyoruz. Özellikle balda tahşiş konusu çok gündeme geliyor. Bu konular çok önemli bizim için. Seymen bu konuda hiç taviz vermiyor. Tüketici çok memnun. Fuardan da görüyoruz. Gelen ziyaretçiler de çok memnun bizden. Ürünün devamlı kalitesini hiç değiştirmeden devam etmesi, reçetenin hiç değişmemesi bizde. O da buradaki tedarik zincirine çok hızlı ilerliyor. Çok memnun kalıyorlar. Firmamız her geçen gün daha da büyüyor. Fatih Bey şöyle diyebilir miyiz? Üreticiler için Seymen bir kazanç kapısı. Evet, elbette. Üretici bizi seviyor. Seymen'in gelmesini
çok seviyor. Hem peşin ödeyeceğini seviyor, hem ürün kalitelisini alacağını biliyor. O da ona göre kendisini hazırlamış oluyor ve piyasada bizim gibi kaliteli firmalar olmuş oluyor. Biz bunun yanında tabii ürün gamımıza her sene bir şeyler eklemeye çalışıyoruz. İşte probiyotikli reçel, helva ve bu sene balın yan ürünlerini, propolis, polen, bitkisel çaylar, ıhlamur, ada çayı ve kış çayları da hazırlıyoruz. Yani her geçen gün sağlığa yönelik bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Seymen olarak ülkemizin sesinde yurt dışında duyurmuş oluyorsunuz ihracatta değil mi? Evet, ihracatta da çok iyi yerlere gelmeye çalışıyoruz. 30 ülkeye ihracatımız var. Hiç aklınıza gelmeyecek çok ücra köşedeki ülkelere bile ihracat yapmaya çalışıyoruz. Yani ülkemizin hem markamızın hem ülkemizin ürünlerini oralara göndermeye çalışıyoruz. Evet Fatih Bey, önemli bilgiler verdiniz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir dahaki fuarda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Çok sağ olun. İnşallah. Evet sevgili izleyenlerimiz, Seymen'in ticaret müdürü Sayın Fatih Uçar'ı dinlediniz. Önemli bilgiler aktardı. Seymen'i anlattı. Vizyon devam ediyor.